42 danışma kurulu üyemizin hepsinin imzalarıyla hazırlandı bu metin. Ortak bir metindir. Ben şimdi sözü Profesör Ayşe Erzan'a bırakıyorum. Hoş geldiniz. Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesi, seçmen iradesinin gasp edilmesidir. Ülkemizin geleceğini belirleyecek bir seçim sürecine girdiğimiz günlerde milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden meclisin üçüncü büyük partisi Halkların Demokratik Partisi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası sürerken Anayasa Mahkemesi hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. Hazine yardımının AYM kararıyla bloke edilmesi yalnızca milyonlarca seçmenin vergileriyle ve iradeleriyle HDP'nin demokratik siyaset yapması için verilen yardım engellenmemiş, adil, demokratik ve eşit koşullarda yapılması gereken seçim sürecine de adeta hançer sokulmuştur. AYM kararı kamuoyuna geçici bir tedbir gibi sunulmaktadır. Oysa anayasada ve kanunlarda böyle bir tedbirin yeri yoktur. Aksine hukukla bağdaşmayan bu karar son ve kesin hükmün sonucu olarak sonucu olan yaptırımı peşinen bir tedbir diye uygulamaktadır. Karar baştan itibaren siyasi etki altında yürüyen bu yargılama sürecinde yine siyasi etki altında verilmiştir. Hukukla ve adaletle ilgisi bulunmamaktadır. Karar doğrudan doğruya HDP'nin seçim sürecindeki varlığını ve etkililiğini sınırlamayı amaçlayan bir siyasi girişim niteliğindedir. Bu karar yani hazine yardımı hesabının bloke edilmesi doğrudan doğruya HDP'nin seçim süreçlerindeki varlığını ve etkililiğini sınırlamayı amaçlayan bir siyasi girişim niteliğindedir. Bu karar hukuki dayanaktan yoksundur. Bilindiği gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temelli kapatılma istemiyle Halkların Demokratik Partisi aleyhine bir kapatma davası açmıştır. Yargılama usulleri hakkında kanunun 52. maddesine göre siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar ceza muhakemesi kanununun davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle sonuçlandırılır. Oysa ceza muhakemesi kanununda böyle bir tedbirden söz edilmemektedir. CMK'nın arama koyma başlıklı 4. bölümünde 128. maddede düzenlenen taşınmazlara hak ve alacaklara el koyma başlıklı hususun burada işletilebileceği, bu blokaj kararının verilmesinde göz önüne alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Bununla birlikte CMK'daki düzenleme suç işlenmesi sonucunda elde edilmiş olan varlıklara el konulmasından söz etmektedir. HDP'nin hazine yardımı alması yasal dayanağı olmasının ötesinde HDP'yi Türkiye siyasetinin en güçlü üçüncü partisi yapacak ölçüde kararlı bir irade ortaya koyan milyonlarca seçmenin tercihine dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 52. maddesine göre kapatma veya devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına toplantıya katılan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile karar verebilir. AYM kararı 15 kişilik heyet tarafından 3/2'den az yani eksik oy çokluğu ile verilmiştir. Bu yönüyle de hukuk dışıdır. Bu karar seçimlere doğrudan bir müdahaledir. HDP'nin yargılama süreci artık son evresine gelmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
10 Ocak 2023'te AYM önünde sözlü olarak açıklamalarda bulunmuştur. Bundan sonra HDP'de mahkeme tarafından dinlenecek ve kararın verileceği ve açıklanacağı gün belirlenecektir. Yılbaşından bu yana 18 Haziran gününe tarihlenmiş olan seçimlerin daha erken bir tarihe alınması özellikle iktidar ortakları tarafından konuşulur hale gelmiştir. HDP ile kararın seçimlerden hemen önce kapatma kararı olarak verilmesi seçimlere doğrudan doğruya etki yapacaktır. Bu çok açık olan husus, hazine yardımının bloke edilmesi kararı ile ilk işaretini de vermiş bulunmaktadır. Karar böylece HDP'nin seçim faaliyetlerinin sınırlandırılması, faaliyetlerin sınırlandırmaya yönelik siyasi bir tavırdır. Blokaj kararına evet oyu veren yargıçlar, HDP'nin yargılama süreciyle ilgili olarak aslında bir ihsas-ı rey'de bulunmuş durumdadırlar. Ancak sayı kapatma kararı için yetmemektedir. Yani yargıçların verdikleri oylarının sayısı kapatma kararı için yetmemektedir. Buna rağmen böyle hukuksuz bir blokaj kararının verilebilmiş olması HDP'nin seçim sürecindeki etkililiğini sınırlandırmaya yönelik bir siyasi tavır niteliğine bürünmektedir. Nitekim kapatma davasının açılması ve yürütülmesi sürecinde AYM'ye yönelik olarak iktidar tarafından gelen saldırgan tutum ve tehditler kapatma davasının tümüyle siyasi sahiplerle yürütülmekte olduğunun işaretleridir. AYM'nin bloke etme kararı siyasi sahiplerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ve çok açık olarak ortaya koymaktadır. Görüldüğü üzere HDP'nin engellendiği bir seçim süreci amaçlanmaktadır. Kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden ve hukuki gibi gösterilmeye çalışılan siyasi hamleler HDP'nin engellendiği bir seçim sürecini amaçlamaktadır. Böyle bir amaç seçmen iradesini gasp etmeye yönelik girişimlerle gerçekleştirilmekte ve yargı da buna alet edilmeye çalışılmaktadır. Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmayan bu kararı kabul etmediğimizi açıklıyoruz. HDP'ye yapılan hukuk dışı operasyonlar, kapatma davası ve hazine yardımının bloke edilmesiyle ilgili karar, yalnız HDP'yi ve ona oy veren milyonları değil, bütün muhalif siyasi parti ve seçmenleri birinci derecede ilgilendirmektedir. Demokratik, adil, eşit, özgür bir ülkede barış içinde yaşama umudu taşıyan herkesi, kurum ve siyasi partileri, iktidarın seçim güvenliğiyle, geleceğimizle, hayatımızla birebir ilgili olan bu hamlelerine karşı uyanık olmaya ve ortak tutum almaya çağırıyoruz. HDP Danışma Kurulu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, basın toplantımız burada bitti. Zaten basın bülteni söylenecek her şeyi söylüyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.